Artık gizlemiyorlar ve çok şımardılar. Aylarca inkar ettiler, masanın altında HDP de var dediğinizde yalancılıkla suçladılar. Altılı değil, 6 artı 1 dediğinizde pişkince çemkirdiler çünkü bu birlikteliği açıklamak için henüz şartlar olgunlaşmamıştı. Mesela Akşener, o masada HDP yok, o masada HDP olursa biz olmayız demişti defalarca. HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırıyorum da demişti. Ne oldu da Meral Akşener HDP'ye razı edildi? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını beğenmediği için masayı terk eden Akşener, HDP'nin masaya oturtulmasına niçin tepki veremedi? Altılı masa PKK ile iş tutarken Akşener niçin o masada oturmaya devam etti? Yavuz Ağar Alioğlu değer verdiğim bir siyasetçidir. Ağar Alioğlu'nun daha geçen hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalar son derece manidardı. İyi ama o açıklamalar İyi Parti'de hiçbir şeyi değiştirmedi. Dahası Yavuz Ağar Alioğlu parti tabanının gazını almakla itham edildi. Öyle mi peki? Emin olun bilmiyorum. Ya ne biliyorum? PKK terör örgütü altılı masanın sahibi haline gelmiş, onu biliyorum. İyi Parti o masadan hala kalkamamış, onu biliyorum. Başka, PKK terör örgütü değildir diyorlar, Pervin Buldan diyor, Demirtaş diyor, Kemal Kılıçdaroğlu da bu isimlerle iş tutuyor, yüceltiyor, kutsuyor. Terör örgütünün yerel yönetim özerklik talebi altılı masa tarafından kabul edilmiş, onu biliyorum. HDP'ye bakanlık verilecek, Doğu ve Güneydoğu illerinin valilerini, kaymakamlarını PKK belirleyecek. Kandil'e operasyonlar durdurulacak, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın bir terör devleti kurmasına göz yumulacak. Buna ne Davutoğlu itiraz ediyor ne de Babacan. Akşener de etmiyor, Kemal Bey zaten teşne. Öcalan'ın heykelini Diyarbakır'a dikeceklermiş. Demirtaş serbest bırakılacak, Kavala serbest bırakılacak, FETÖ'cüler affedilip görevlerine iade edilecekmiş. Hoplamasın birileri, açık açık söylüyorlar, inkar etmiyorlar ki. Ayasofya'nın bir kısmını müze yapacakmış Temel amca. Tepki gelince kıvırdı, toparlamak için LGBT'ye daldı, CHP yandaşı medyada çık, yok. Bizim arkadaşlar da Temel Karamollaoğlu CHP'yi kızdıracak diye yayın yaptılar. Yahu danışıklı dövüş, herkes kendi tabanının gazını alıyor, kimsenin rahatsız olduğu falan yok. Kılıçdaroğlu cami cami dolaşıyor. Cumalar, iftarlar, sahurlar, tıpkı Ekrem'in İstanbul seçimleri öncesinde yaptığı gibi Kemal Bey Hırkayı Şerif'i de ziyaret etti. Temel amca Saadet'in binasına Atatürk posteri astı. CHP'nin tabanı ne istiyorsa, Saadet'in tabanı ne istiyorsa, İyi Parti'nin tabanı ne istiyorsa liderler bu uğurda birbirlerine jest yapıyorlar. Sosyalist Davutoğlu, Atatürkçü Temel, Bozkurt Seyit Hafız Hacı Kemal Efendi. Dostları ABD, sosyal medya desteği veriyor. Twitter bütün algoritmaları Kemal Kılıçdaroğlu lehine çalıştırıyor. Ağar Alioğlu'nun o zehir zemberek açıklamaları Twitter tarafından görünmez hale getiriliyor. Tüm sosyal medyada aynı operasyon çekiliyor. Muharrem İnce'ye linç başlattılar. Sözde sanatçılar sırf aday olacağı için Muharrem İnce'ye küfrediyorlar. Rezil bir iklim içinde seçime gidiyoruz. İçeriden, dışarıdan ağır saldırı altındayız. Beşinci kolcular, fondaşlar, kumaşı Anadolu tezgahında dokunmamışlar ve dahası topyekun saldırıyorlar. Millet rezilliklerini görmesin diye de Erdoğan'ın diploması yok yalanını bir kez daha ısıtıp tedavüle sokuyorlar. AK Parti diploma yalanıyla neyin amaçlandığına odaklansa iyi olur bence. Şaka gibi PKK ile iş tutuyorlar, Kandil sabah akşam destek mesajları yayınlıyor. FETÖ'cüler dönüş için geri sayım başlatıyor. Gündemde ne var? Diploma yalanı. Millete gelince sabırla izliyor, gerçek tepkisini 14 Mayıs günü sandıkta ortaya koyacak. Turgay Güler, akşam.